düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba değerli dostlarımız. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri yine bir İman Hakikatları isimli programda gönülden gönüle buluşturdu efendim. Ne kadar şükretsek azdır. Çünkü şuradaki manaları konuşurken bütün samimiyetimle söylüyorum, kendim harika derecede istifade ediyorum. Bilgimizi, ilmimizi, malumatımızı konuşurken, anlatırken tazelemenin verdiği heyecan içerisinde hayatımın her noktasında bu hakikatları, bu manaları yaşama azmi ve gayreti içerisinde bulunuyorum. Bu duyguları bize yaşattığınız için özellikle siz değerli seyircilerimize çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, güzel manalar eşliğinde iman hakikatları programını sürdürmeye devam ediyoruz. Güzel konular seçiyor, manaları anlamaya çalışıyor. Hayatımızın her kademesine İslamiyet'i yayma gayreti içerisinde bulunuyoruz. Bunlar gönülden gönüle, dilden dile, kulaktan kulağa aktarılarak insanların hayatına tatbik etmesi gereken meseleler. Ama bugün farklı, enteresan, değişik bir mevzuya gireceğiz. Nedir bu mevzu? Cehennemi kişi kendisi hak eder. Ürkütücü bir mana, korkutucu bir mana. Çünkü cehennem gibi dehşetli bir hadiseden bahsediyoruz. Onun için bugün cehennemi Cenab-ı Rabbül Alemin niye var eder? Niye yaratır? Cehenneme insanları atmak ister mi? Kişi kendi iradesiyle mi cehennemi tercih eder? Bugün bu manaları konuşacağız. Evet, kişi kendi iradesiyle cehennemi ister. Kimseyi Cenab-ı Rabbül Alemin cehenneme atmak istemez. Ama kişi kendisi atılmak ister. Cennet fazlı ilahidir. İstediğiniz kadar amel edin, istediğiniz kadar ibadet edin, istediğiniz kadar kulluk edin. Cennet hak edilmiş bir şey değildir. Lütfu Rabbani'dir. Cenab-ı Rabbül Alemin'in lütfudur. Sizin gayretinizin, emeğinizin ve o ibadet ve kulluk vazifenizin karşılığında Cenab-ı Rabbül Alemin'in ihsan ettiği bir nimettir. Yoksa hiçbir kulluk vazifesiyle, hiçbir ibadet şekliyle cennetin o nimetlerini biz hak edemeyiz. Çünkü çok büyük nimettir. En büyük kulluk vazifesinde yerine getirsek o çok büyük nimeti karşılamaz. Ama cehennem öyle değil. Cehennem kişinin iradesiyle, hatalarıyla, küfrüyle, inkarıyla hak ettiği ve tercih ettiği bir alandır, bir sahadır. Rabbim bizi öyle cehennem gibi bir azaptan muhafaza buyursun inşallah. Evet, Âl-i İmrân suresi 12. ayette Cenab-ı Rabbül Alemin bizlere buyuruyor ki, inkar edenlere de ki, yakında yenilgiye uğratılacaksınız ve toplanıp cehennemin içerisine sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir. Toplanıp cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir yerdir. Allah muhafaza etsin yani. Ha, şimdi burada diyorlar ki sonsuz merhamet sahibi, sonsuz Rahman olan Cenab-ı Rabbül Alemin, sonsuz sabır sahibi olan Cenab-ı Rabbül Alemin nasıl insanı cehenneme atar? Böyle bir soruyla da karşılaşıyoruz. Bakın, burada şunu unutmamak lazım. Cenab-ı Rabbül Alemin'in Rahman ismi, Rahim ismi, Gafur ismi, bağışlayan ismi, evet sonsuzdur bunlar. Amenna ve saddakna. Ya peki Müntakim ismini ne yapacağız? Bu da sonsuzdur. Kahhar ismini ne yapacağız? Bu da sonsuzdur. Cebbar ismini ne yapacağız? Zorla yaptıran. Bu da sonsuzdur.
Ha, burada şunu unutmamak lazım. Şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle kandırmasın. Evet, Allah'ın merhametiyle şeytan sizi kandırmasın. O yüzden Cenab-ı Rabbül Alemin'in bütün isimleri sonsuzdur. Fakat burada Hakem ismi devreye giriyor. İsmi azam derecesindedir Hakem. Yani isimleri yöneten. Diyor ki Hakem ismi. Evet, sonsuz Rahman ismi var ama burada küfür içerisinde olan, yani inkar içerisinde olana da sonsuz Rahman ismi tecelli edemezsin diyor. Burada Müntakim ismi. Burada Kahhar ismi devreye girecek diye Hakem ismi Cenab-ı Rabbül Alemin'in isimlerine ölçülü derecede yön veren isimdir. Dengeyi sağlar. Nasıl hakem maçı yönetir? Suçluya kırmızı kartı, sarı kartı gösterir, düdüğünü öttürür, olaylara müdahale eder, aşırıya kaçılmasına müdahale eder, kurallarınca maçı yönetir. Aynen bunun gibi de teşbihte hata olmasın, Cenab-ı Rabbül Alemin'in Hakem ismi de isimleri yönetir, ölçüleri belirler. Nerede, ne kadar, nasıl tecelli edeceğine yön verir. O yüzden Ferdün, Hayyün, Kayyün, Hakemün, Adlün, Kuddüs. Bunlar altı ismi azamdır. Yeryüzünde hakim olan isimlerdir. Hakem ismi de bu ismi azam derecesinde bir isimdir. Evet, bakın insan tertemiz, mümin bir fıtrat üzeri yaratılıyor. Tertemiz bir fıtrat üzeri var edilmiş insan. Ama bu fıtratını insan sonradan bozuyor. Sorun burada. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin, beni tanıyın, beni bilin, bana kulluk ve ibadet edin ve bunun karşılığında da sizi cennetle ve rüyetimle mükafatlandıracağım diye insanı temiz bir fıtrat üzeri yaratmış. Tertemiz bir fıtrat üzeri yaratmış. Tertemiz bir insan olarak yaratmış. Tertemiz bir ruh bahşetmiş. Ama insan o ibadet, kulluk, tanıma vazifesini yerine getirmeyip o tertemiz olan fıtratını iradesiyle, yani tercihiyle bozaraktan yanlış bir halin içerisine girmiş. Bunu insan tercih ediyor. Kişi tercih ediyor. Kişi tercih eder iradesiyle, Cenab-ı Rabbül Alemin kün emriyle yaratır. Ol deyince oluverir. Burada Rabbimiz tertemiz yaratmış bu insanın bozulmasına karşılık, ihanetine karşılık, kendisini reddetmesine karşılık, isimlerini örtmesine, reddetmesine karşılık, Müntakim ismiyle ve cezalandıran ismiyle intikam alıp cezalandırmak manasını ortaya koyuyor. O yüzden cehennemi kişi kendisi hak ediyor. Yoksa cehenneme atayım, şunlar bir hata yapsın da yakayım diye böyle bir düşüncesi yok Cenab-ı Rabbül Alemin. Gayet rahimane, merhametle yaratılmış, mükafatlandırma düşüncesiyle yaratılmış ama insan iradesini bozuyor. Bak böyle bir temsil vermek istiyorum mesela. Diyelim ki devletin önemli bir vazifesiyle vazifelendirilmişsiniz. Bak çok dikkat edin. Çok önemli, kritik bir noktada vazife verilmiş size. Tertemiz düşüncelerle, tertemiz duygularla vazifeyi almışsınız. Ama devletin düşmanlarına devlete ihanet edip devleti satıyorsunuz. Bakın size verilen temiz düşüncelerle, duygularla verilen yetkiyi yanlış yerde kullanıyorsunuz. Ve bu aşikar oluyor, ortaya çıkıyor. Devlete ihanetin cezasının ne olduğunu size ifade etmeme gerek yoktur. Ha, peki iyi be yapıvermiş, oluvermiş. Ne olacak canım, şeytana uymuş, affediverelim bunu denir mi? Sen görevini yanlış yerde kullanıp devlete ihanet etmişsin. Başka düşmanlara devleti satmaya kalkmışsın. Onları tercih etmişsin. Bu ihanet cezasız kalmaz. Aynen bunun gibi de. Cenab-ı Rabbül Alemin insanı halifeyi arz olarak yaratmış. Arzın halifesi, yani yeryüzünün halifesi vazifesiyle vazifelendirmiş.
ve beni tanıyın, beni bilin diye, bana kulluk edin diye bir vazife tahsis etmiş. Biz ne yapmışız? Bu bize verilen yetkiyi, bu bize verilen makamı, bu bize verilen sıfatları yanlış yerde kullanıp Rabbimizin bize verdiği vazifeyi şeytana satmışız. Nefsimize satmışız. Rabbimizin varlığına ihanet etmişiz. Bize verilen vazifeye ihanet etmişiz. Peki bir devlete yapılan ihanet cezasız kalmıyorsa, Cenab-ı Rabbül Alemin'in varlığına, zatına yapılan, onu inkar etmek gibi, şeytana kendini vermek gibi, kadmak gibi, ona kendini satmak gibi bir ihaneti Cenab-ı Rabbül Alemin cezasız bırakır mı? Bırakmaz. Cehennem gibi bir ceza ile çarptıracağını, beni inkar edeni, beni unutanı, beni silmeye çalışanı, bana ihanet edeni cehennem gibi bir ceza ile cezalandıracağını Cenab-ı Rabbül Alemin vaat ediyor. Yani dünyadaki yaşadığımız haller, hadiseler, kurallar burada bize neyi gösteriyor? Cenab-ı Rabbül Alemin'i anlayabileceğimizi, yani kendini tanıyan Rabbini tanır. Dünyanın kural ve kaidelerine bakarsak Rabbimizi anlayabiliriz. Çünkü bu duyguları biz sokakta bulmuş değiliz. Bu duyguları Cenab-ı Rabbül Alemin bize ihsan ve ikram etmiş. Neden? Çünkü kendisini anlayalım ve idrak edelim diye. Mesela bakın, insanda intikam alma duygusu vardır. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin'in müntakim ismi insanda da tecelli etmiştir. Cezalandırma duygusu vardır insanın. Mesela bunu şöyle anlayabiliriz. Sizin hukukunuza tecavüz edilmiş, size zarar verilmiş veya yakınınızdan birisi cinayetle, Allah muhafaza etsin, öldürülmüş ve siz bu suçu işleyene karşı acizsiniz. Ne konuda acizsiniz? Ona hak ettiği cezayı verme konusunda acizsiniz diyelim. Ama içinizde onun cezalandırılmasını isteyen duygular var. Yanıyorsunuz, tutuşuyorsunuz ama cezalandırmakta da acizsiniz. Ne yapıyoruz? Onu cezalandırmaya gücü yetecek olan devlete müracaat ediyoruz. Mahkemeye veriyoruz, değil mi ya? Ve bu bizi rahatlatıyor. Onu sen cezalandıramasan da senin içindeki onu cezalandırma duygusunu yerine getirecek ve bu duyguyu tatmin edecek bir üst gücün olması seni rahatlatıyor. Ve onun cezalandırılmasından memnun oluyorsun. Öyle mi? Öyle. Peki soruyorum. Öyle cezalar mesela veriliyor ki insanlara, yetersiz kalıyor. Neden? Duygularınız soğumuyor. Ciğeriniz soğumuyor. Öyle dehşetli bir suç işlemiş ki. Öyle dehşetli cezalandırılması gereken suçları işlemiş ki, dünyada verilecek bütün cezalar ona yüklense gene ciğeriniz soğumuyor. Gene yüreğiniz soğumuyor. Ve onu cezalandırmada aciz kalındığını düşünüyor ve hissediyorsunuz. Bakın işte burada. Mesela düşünün. Şehit analarının, şehit babalarının, değil mi yani, evlatlarının bir katil terörist tarafından şehit edildiği anı ve bu ananın ve babanın ciğerindeki yangıntıyı düşünün. Ve bu terörist henüz yakalanamamış mesela, diyelim temsil olarak veriyorum. Bu yangıntıyı ne söndürür? Evladının intikamını alma, karşıdaki cezalandırılması gerektiği duyguları neyle bastırılır? Hangi şey bu duyguyu bastırır? İşte burada ne devreye giriyor biliyor musunuz? Burada mutlak adaletli olan ve burada hakim olaya şahit olan, bakın şahide gerek yok, hakim bizzat şahit. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin olaya şahit ve hakim burada Cenab-ı Rabbül Alemin ve suçu da görüyor ve yanan ciğerleri, yürekleri de görüyor. Ve ona mahz-ı adalet olan, mutlak adalet olan cezasını veriyor. Yani burada bizim intikam alma duygumuz
karşıdaki suç işleyenin cezalandırılması gerektiğini düşünen duygumuzu tatmin eden bir mana var. O da Cenab-ı Rabbül Alemin'in cehennem gibi bir azabı yaratması ve o suçluyu oraya, o inkarcıyı oraya ve o zalim oraya atacağını bilme duygusu. Ya işte burada bizi rahatlatan bir mana var. Neden? Ben adil-i mutlak olan Cenab-ı Allah'a güveniyorum ve o mutlaka cezayı yerinde, zamanında verecektir hissiyatıyla duygularımızın ferahlaması yani bakın. Ne kadar güzel bir şey. İman ne kadar hoş bir şey. İnsan ruhen, psikolojik olarak harika bir surette rahatlatan bir ders. Ya ne kadar güzel bir şey. Ne kadar güzel bir şey. Ya. Evet. Cehennemin vücudu yani varoluşu, yaratılışı ve şiddetli azabı hadsiz rahmete ve hakiki adalete ve israfsız, mizanlı hikmete zıddiyeti yoktur. Cenab-ı Rabbül Alemin'in cehennemi yaratması onun merhametine zıt değildir. Onun affedicilik duygularına, isimlerine zıt değildir. Çünkü cehennem hak edilmiş bir duygudur. Cehennem hak edilmiş bir cezadır. Ve Cenab-ı Rabbül Alemin az önceki söylediğim gibi Müntakim ismi de vardır, Cebbar ismi de vardır, cezalandıran isimleri de vardır yani bakın. Belki rahmet ve adalet ve hikmet onun vücudunu isterler. Onun var olmasını adalet ister. Kimin adaleti? Cenab-ı Rabbül Alemin'in adaleti. O cehennemin var olmasını ister. Çünkü neden? Burada mazlum var, karşıda zalim var. Mazlum cezalandırmaktan aciz, zalim cezasız mı kalacak şimdi? Her şeyi gören bir kudret sahibi, yok diyor, ben adaletliyimdir ve hakim ve şahidimdir. Öyleyse ben o cezalandırmayı yerine getiririm diyor. Bakın. Çünkü nasıl bin masumların hukukunu çiğneyen bir zalimi cezalandırmak zulmetmiş, zalim böyle birisi var. Bunu cezalandırmak ve yüz mazlum hayvanları parçalayan bir canavarı öldürmek adalet içinde mazlumlara bin rahmettir. Yani bugün bir terör başını devletin cezalandırması o mazlumlara karşı bin rahmettir. Mesela diyor ki bakın bin mazlumun yani masum insanın canını yakmış bir canavarı cezalandırmak bin rahmettir. Yani bakın burada ve o zalimi affetmek ve canavarı serbest bırakmak bir tek yolsuz merhamete mukabil yüzer biçarelere yüzer merhametsizliktir. Yani onun şahsına ya neticede bir varlıktır deyip merhamet edip onu affedivermek, bir kişiyi o affı yerine getirmek bin mazlumun hukukuna tecavüzdür. Bak düşünün ki bir köy halkı var diyelim. Sırf geçimini küçükbaş hayvancılıkla yapıyor. Ve bir kurt bu sürüye alışmış ki geliyor, her gece bir ağıla giriyor, hayvanları boğup boğup öldürüp yemeden çekip gidiyor. Geçimini bununla sağlayan, nafakasını bununla çıkaran o mazlum halkın sürüsüne musallat olmuş. Ve binlerce koyunu telef etmiş. Sonunda da bir çoban bunu ağılda kıstırmış, yakalamış diyelim. Şimdi çoban bakıyor ki ya bu bir hayvandır, bu bir zavallıdır. Yapıvermiş canım böyle bir hatadır. Uyuvermiş şeytana gibi. Böyle masumane yerinde olmayan bir merhametle
bu kurdu cezalandırmayıp salıverse, o binlerce hayvanı telef olmuş ve bütün geçimini o hayvanlardan sağlayan o hayvan sahipleri, bu kurdu affedip salıveren, cezalandırmayan insana karşı ne hisseder? Nasıl duygular besler? Nasıl ona kinlenir? Nasıl ona düşmanlık eder? Nasıl onu cezalandırmak için ellerinden geleni yaparlar? Sen nasıl onu affedersin diye? Doğru mudur? Bir temsil veriyorum bakın. Aynen öyle de. O binler masumun, mazlumun hukukuna, haklarına, vicdanlarına bir tecavüzdür o canavarı affetmek. Onu cezalandırmak gerekiyor. Ve insan vicdanı bunu kaldırmaz. Peki insan vicdanı suçluyu cezalandırmadığımızda bunu kaldırmıyorsa ve suçlunun cezalandırılmasını istiyorsa, bu duyguyu insan sokakta bulmadı ki. Bu duyguyu insana Cenab-ı Rabbül Alemin verdi. Onu anlamamız, onu tanımamız için. İnsan cezalandırmak ister de, suçluyu cezasız bırakmamak ister de, kainatın sahibi olan Cenab-ı Rabbül Alemin ve bize bu duyguyu veren Cenab-ı Rabbül Alemin suçluyu cezalandırmaz mı hiç? Onu cezasız bırakır mı hiç? Elbette bırakmaz. Ya. Aynen öyle de. Cehennem hapsine girenlerden olan kafir mutlak küfrüyle, Allah'ı inkar eden mutlak kafir, cehennemi hak etmiş iradesiyle, Rabbini yalanlayarak, nankörlük ederek, bakın, o küfrüyle, yani Allah'ı örtmesiyle, görmezden gelmesiyle, onu inkar etmesiyle, hem Esma-i İlahiyenin hukukunu inkar ile bir tecavüzdür. Esma-i İlahi'nin, Cenab-ı Rabbül Alemin'in isimlerini örtmesiyle, görmezden gelmesiyle bir tecavüzdür. Yalanlaması bir tecavüzdür. Bak, bunu bir temsil vermek istiyorum. Mesela varlıklı bir insansınız. Ta çocukluğundan beri yetişkin insan oluncaya kadar birisine durmadan yardım etmişsiniz. Ev almışsınız, arabasını almışsınız, mutfağını hiç boş bırakmamışsınız, cebini parasız koymamışsınız, ömrünüz boyunca ona yardım etmişsiniz. Yani merhamet etmişsiniz. Yani ona cömert davranmışsınız. Yıllarca, yıllarca bunu yerine getirmişsiniz. Ve bu insan çıkıp şunu dese toplumun içerisinde, bağıra bağıra, o yardım eden size, bu merhametsizdir, bu yardımsever değildir, bu bir cimridir dese, Allah aşkına samimiyetimle söylüyorum, ne hissedersiniz ya? Ne hissedersiniz? Bakın, yıllarca verdiğiniz bir emek var orada. Yıllarca merhamet etmişsiniz, yıllarca cömertlik yapmışsınız ve birisi çıkmış bunu inkar ediyor. Ve bunu yalanlıyor. O yardımı gören, o yardıma mazhar olan bunları inkar ediyor. Bu merhametsizdir diyor, bu zalimdir diyor. Bu cömert değildir diyor, bu cimridir diyor. Ne hissedersiniz ya? Sizin o vasıflarınızı görmezden geliyor. Sizin o sıfatlarınızı örtüyor, inkar ediyor. Ne hissedersiniz? İnsan olan biz insan buna tahammül edemeyiz. Buna dayanamayız. Cezalandırmak isteriz onu. Peki aynen kafir de işte bunu yapıyor. Rabbimiz yıllarca doğduğu günden beri, hatta doğmadan ana karnında beslemeye başlamış cömertçe. Ana karnında merhametlice ona hava vermiş, mineral vermiş, yumuşacık o ortamda suyun içinde yaşatmış. Doğmuş memeler musluğundan ağzına en aciz olduğu anda süt gibi bir gıda yakıttırmış. Nefes aldırmış, renkleri göstermiş, diline tat vermiş, burnuna koku vermiş, ihsan ve ikramda bulunmuş ve bu zalim çıkıp diyor ki, nerede bu diyor rahmet, nerede merhamet, nerede Allah, yok öyle bir şey diyor, haşa. İnkar ediyor. O merhameti inkar ediyor. O nimetleri inkar ediyor.
tesadüfe veriyor. Kendi kendine olmuş diyor. Denk geliş olmuş diyor ve Cenab-ı Rabbül Alemin aradan çıkarmaya çalışıyor. Şu zalimliğe bakın. Siz insan olarak yardım ettiğiniz bir insanın sizi inkar etmesinde kızarsınız da. Kainatın sahibi olan Cenab-ı Rabbül Alemin bu vicdansıza, bu inkar eden münkire kızmaz mı? Cehennem gibi bir cezayı ona vermekle adalet etmiş olmaz mı? Ya o yüzden bakın ne dedik? Cehennemi kişi kendisi hak eder. Neyle? İnkarıyla. Ya Allah kendisine şirk koşmayı, inkar etmeyi kabul etmiyor işte. Hem o esmaya şehadet eden mevcudatın şehadetlerini tekzip yalanlamak ile, hukuklarına tecavüzüyle yaptığı fiiliyatı inkar ediyor. Mevcudatın ortaya koyduğu fiilleri yalanlıyor. Tesadüfe veriyor. Kendi kendine olmuş diyor. Bu meyveler kendi kendine oluyor diyor. Ya nasıl dersin sen bunu? Ve mahlukatın o esmaya karşı tesbihkârâne yüksek vazifelerini inkar etmekle hukuklara tecavüz. Vazifesini yapan mahlukata vazifesini yapmamakla itham ediyor. Siz iş yerinde harika bir surette çalışıyorsunuz. Mükemmel vazifenizi yerine getiriyorsunuz. Dört dörtlük işinizi yapıyorsunuz. Biri de çıkmış hem hayta hem çalışmıyor. Çünkü bu zaten tembeldir diyor ya. Bu zaten çalışmaz bu diyor. Bu gevşektir diyor. Halbuki çakı gibi çalışıyorsunuz. Adam gibi çalışıyorsunuz. Nasıl zorunuza gider? Cenab-ı Rabbül Alemin varlık aleminde yarattığı her şeye bir vazife vermiş. Onlar da vazifelerini adam gibi yerine getiriyorlar. Ve inkar eden insan onları vazifesizlikle itham ediyor. Tesadüfen olmuş diyor. Onlara vazife veren amiri yani Rabbimizi görmezden geliyor. Bu Cenab-ı Allah'ın gayretine dokunmaz mı? Küfrüyle, inkarıyla adam cehenneme kendisini aday yapıyor ya. Allah muhafaza etsin ya. Allahümme ecirna minenler. Rabbim cehennem azabı gibi bir azaptan bizi muhafaza eylesin inşallah. Ve kainatın gaye-i hilkati ve bir sebebi vücudu ve bekası olan tezahür-ü rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyetle mukabelerini ve ayna darlıklarını tekzi bile hukukuna bir tecavüz ettiği gibi. Allah Allah. Allah Allah. Düşünün ki bir çavuşsunuz, eğitim çavuşu. Askeriyedesiniz. Çok güzel bir şekilde askerleri eğitmişsiniz. Yürümeyi öğretmişsiniz, selamı öğretmişsiniz, kelamı öğretmişsiniz, askeri kanunları, tavır ve davranışları öğretmişsiniz. Başta paldır küldür yürüyen askerlere adam gibi nizami yürümeyi öğretmişsiniz. Sonra birisi çıkıp geliyor, bakıyor ki mesela temsilde hata olmasın. Diyor ki senin çabanı, senin gayretini, senin emeğini görmezden gelip seni ıskartaya çıkartıp bunlar da diyor kendi kendilerine amma güzel öğrenmişler ha. Aynı anda yürüyorlar, aynı anda sağa dönüyorlar, aynı anda sola dönebiliyorlar, aynı anda selam verebiliyorlar, aynı anda tekmil verebiliyorlar. Amma tesadüf olmuş ha. Nasıl kendi kendinize bunu öğrendiniz dese o şahıs, o bölüye, o eğitimci, onları terbiye eden siz neler hissedersiniz? Bak devre dışı bıraktı sizi. Gayretinizi devre dışı bıraktı. Emeğinizi devre dışı bıraktı. Ne hissedersiniz? İşte aynen böyle de. Cenab-ı Rabbül Alemin Rab ismiyle, rububiyetiyle yani terbiye ediciliğiyle bütün mevcudatı terbiye etmiş, bütün mevcudatı eğitmiş, öğretmiş, bütün mevcudat onun öğrettiğinden, terbiye ettiğinden dolayı vazifesini çakı gibi adam gibi yerine getiriyor. Çıkmış birisi onu eğiten, onu Rab ismiyle terbiye eden Cenab-ı Rabbül Alemin'in ismini örtüyor, onu devre dışı bırakıyor. Bunlar diyor ama kendi kendine tesadüfen olmuş. Ne kadar güzel öğrenmiş bir vişne vermeyi, bir alı bal yapmayı, bir örümcek ağ yapmayı. Nasıl da kendi kendine öğrenmiş hayret yahu deyip Cenab-ı Rabbül Alemin'i devre dışı bırakıyor.
Ya bir insan olarak sizin ağırınıza gider de, sizin zorunuza gider de, kainatın yaratıcısı olan Cenab-ı Rabbül Alemin'in terbiye eden ismini inkar etmesi bu insanın Allah'ın Celle Celaluhu zoruna ağırına gitmez mi ya? Ya ne kadar güzel bir şey ya. Rab ismini inkar ediyor, terbiye eden ismini. Düşünün ki bir bölük asker var, henüz eğitimsizler. Uygun adı marş diyor bir çavuş. Paldır küldür, paldır küldür yürümeye başlıyorlar. Askerliğini yapanlar bilirler. Çavuş ne der? Aynı anda adım atacaksınız. Aynı anda ayaklarınızı yere vuracaksınız. Aynı anda adımları atıp, aynı anda ayaklarınızdan rap 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 diye ses gelecek der. Bunu her askerliğini yapan duymuştur. Ayaklarınızdan rap rap sesini duyacağım der. Eğitimsiz askerler yürürlerken patır kütür patır kütür ayaklarından ses çıkarken çavuş onları eğittikten sonra, onları terbiye ettikten sonra ayaklarından terbiye eden isminin sesi gelir Rabbimizin. Nedir? O da Rab ismidir. Yani asker artık Rab, 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 Rab diye yürümeye başlar. Bir çavuşun eğittiği, öğrettiği, nizama getirdiği askerin bile ayağından Rab ismi tecelli ederken, kainatta Cenab-ı Rabbül Alemin'in bütün mevcudatının eğitmişliğinin arkasından çıkan, o hal diliyle gelen, o kalbe gelen Rab sesini biz nasıl inkar edebiliriz? Bunu nasıl görmezden gelebiliriz? Bunu nasıl duymazdan gelebiliriz? İşte bunu inkar cehennemi hak ettirmez mi insana? Cezalandırılmayı hak ettirmez mi insana? O yüzden Rabbinizi kızdırmayın. Aman. Aman. Bak. Ne patronu kızdırmaya benzer, ne ananızı ne babanızı kızdırmaya benzer, ne arkadaşınızı kızdırmaya benzer. O yüzden aman. Aman dikkat edin. Rabbimizi kızdırmayalım. Bak onun öfkesi, onun gadabı hiçbir şeye benzemez. Burada önemli olan, dikkat etmemiz gereken budur yani. Kızdırmayalım. Çünkü inkarcılar onları ne yapıyor bak? Çok şiddetli bir şekilde kızdırıyor. Ya. Bir zulümdür o inkar. Affa kabiliyeti kalmaz o inkarın. Affedilmeye kabiliyeti artık kalmıyor inkarın. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Yani muhakkak Allah kendisine ortak koşanları affetmez buyuruyor. Kendisine ortak koşanları affetmez buyuruyor. Ayet-i Kerime'de Nisa suresi 48. ayet. Ya acayip bir şey bak. Çok acayip. Ya çok güzel bir ders burası ya. Meyve Risalesi 8. mesele. Yani bunun tamamını okumanızı arzu ederim bakın. Madem küfür hadsiz bir hukuka tecavüzdür. Yani Allah'ı inkar etmek, o isimleri adedince, yeryüzündeki isimlerini temsil eden varlıklar adedince zulümdür, cinayettir. Elbette hadsiz bir cinayettir. Öyle ise hadsiz yani sınırsız bir cinayet, sınırsız bir asaba müstahak eder kendisini. Sınırsız işlenen bir cinayet, sınırsız bir azaba hak eder. Madem, bir temsil veriyor bakın, bir dakika katil, yani bir dakika içinde birisini öldürdü birisi diyelim, Allah muhafaza etsin. 15 sene cezada, 15 senede hüküm yedi, o bir dakikalık cinayet yüzünden 15 sene hüküm yedi. 8 milyona yakın dakikada hapis azabını çekmesini adalet-i beşeriye kabul edip, yani insanın adaleti, kanun, onun 15 sene hapis yatmasını, yani 8 milyona yakın dakika hapiste kalmasını adalet kabul etmiş. Öyle mi? Öyle. Hukuku anmaya muvafak görülmüş, bu demişler uygundur. Cinayetin neticesi
15 sene hapis, 8 milyon dakikaya uygun bir yere kapatılmaktır. Bu uygun görülmüş. Elbette bir küfür bin katil kadar olması cihetiyle, yani Allah'ın isimlerini inkar etmek bir cinayet değil. Bin bir isminin inkarından dolayı bin cinayet olarak kabul edelim diyelim. Bir dakika küfrü mutlak, yani bir dakika içinde Allah'ı inkar eden bir insan 8 milyara yakın dakikalarda azap çekmesi, 150 sene hapis yatması bir dakika içerisinde inkar etmesi, madem dünya kanunuyla eşdeğer götürecek olursak, o da bin bir ismi cinayet ettiği için, bin bir ismi öldürdüğü için, inkar ettiği için 150 sene hapis yatması gerekiyor. Bir dakikalık işleri cinayet yüzünden. O kanun adalete muvafık geliyor. Bir dakika değil, bir sene ömrünü o küfürde geçiren, 2 trilyon 880 milyara yakın dakika azaba müstahaktır. Halidine fiha ebede. Yani ebedi cehennem azabını hak ediyor. Ya bir dakika cinayet, yani Allah'ın isimlerini inkar eden insan böyle bir dünya kanunuyla eşdeğer cezaya, cezalandırmaya kalksak, demek ki 60 sene, 80 sene yaşayan bir insan her dakikasında binler cinayet işlemiş olsa, buradaki ayetin tecellisiyle sonsuz, sınırsız bir cehennem hapsini otomatikman hak etmiş oluyor. Ya, otomatik olarak cehennem hapsini hak etmiş oluyor. Ya, halidine fiha ebede. Demek ki aynen öyle de kafiri mutlak küfrüyle, mutlak kafir, Allah'ı inkar eden, Allah'ı inkar etmesiyle izzeti celaline şiddetle dokunuyor. Cenab-ı Rabbül Alemin'in celaline şiddetle dokunuyor. Ve azameti kudretini inkar ile dokunduruyor. Kudretini inkar etmekle Cenab-ı Rabbül Alemin'in hislerine dokunuyor. Allah Allah, nasıl bir tahriktir bu? Nasıl bir zulümdür inkar etmek? Nasıl bir nankörlüktür? Rabbim basiret gözünü açsın inşallah bu görmeyen, manayı bilmeyen insanların. İhsan etsin Mevlam. Onlar da fiili dua etsinler. Onlar da gayret etsinler. Küfrü tercih etmesinler. İnkarı tercih etmesinler. Hayrı tercih etsinler. Bu bir tercih meselesidir. Bu bir tercih meselesidir. Hazreti Ömer Efendimiz tercih etti bakın. Değil mi yani şimdi? İslam'ı tercih etti. Bu bir tercih meselesidir. Ebu Cehil tercih etmedi. Ebu Leheb tercih etmedi yani bakın. Biliyorlar. Bilmiyorlar mıydı? Biliyorlar hakikati. Biliyorlar. Birçok inkar eden, onlar diyor, analarını, babalarını, evlatlarını tanıdıkları gibi diyor peygamberi tanırlar. Ama küfrü inadilerinden, hayret ya, inatlarından inkar ederler. Bu da işte gayrete dokunuyor. Cenab-ı Rabbül Alemin gayretine dokunuyor. Gayretine dokunduğu için de cehennem gibi bir azabı onlara müstahak olarak kılıyor. Hak ediyor çünkü. İstiyor. İstiyor insan. Mevlam da madem istiyorsunuz cehennem gibi bir azabı yaratmam benim için çok basittir diyor. Buyurun sizin için de bir cehennem yaratıveririm diyor. Ya yaratıveriyor. Bak zaten insanın duygularında o analiz yapılabilir. Mesela nasıl analiz yapılabilir? Birisiyle kavga ettiğiniz zaman veya yanlış şeyler yaptığınız zaman içinizde bir yangıntı olur. Bir heyecan, bir gerginlik, bir agresiflik, bir stres, bir depresif hal meydana gelir. Ama bak tam tersi, muhtaç olan birisine yardım ettiğiniz zaman, muhtaç bir gönüle ulaştığınız zaman da onun ihtiyacını giderince de gönlünüzde bir sürür, bir sevinç olur.
Al sana cenneti hal, al sana cehennemi hal. Yani Cenab-ı Rabbül Alemin daha dünyadayken cenneti ve cehennemi insana ne yapıyor? Bak, his olarak yaşatıyor. Yaşatmıyor mu? Kalp taşıyan herkes bunu hisseder ya. Kalp taşıyan herkes bunu hisseder. Hisseder yani. Onun için iyi analizi muhakeme etmek lazım. Vicdanı öldürmemek lazım. Kalbi öldürmemek lazım. Kalbi ilim sahibi yapmak lazım ki, yani elinde bir mihenk bulunsun. Ne doğru ne yanlış. Elinde ölçü bulunmayan, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeyen bir insan doğruyu yanlışı ayırt edemez ki. Yanlışı doğru zanneder. O yüzden ilim öğrenmek mümin kadın ve erkeğe farz kılındı diyor. Ya farz kılındı. Tercih meselesi. Burada iyi tercih etmek lazım. Geçen gecenin 12'sinde sarhoş bir tane aradı beni. Alkol masasında. Ya ben pişmanım. İçim yanıyor. Tanıyorum kendisini. Gençliğini biliyorum. Dedim ki senin vicdanında ihanet etmek yoktur. Senin vicdanında hırsızlık yapmak yoktur. Senin vicdanında gasp etmek yoktur. Sen şu an vicdanınla çeliştiğin için o kadar insan varken beni arıyorsun. Şu an çelişiyorsun sen. Rahatsızsın şu an bulunduğun ortamdan. Evet ben rahatsızım, tövbe etmek istiyorum diyor. Pişmanım ben diyor ama kurtulamıyorum diyor. Bak bu vicdan bulunduğu halden rahatsız oluyor. Ve ben hiç huzurlu değilim diyor. Hep içimde bir yangıntı var diyor. Bak cehennemi haleti içerisinde hissediyor. Duyguları henüz ölmemiş daha. Çünkü fıtratıyla çarpışıyor. Dedik ya ta programımızın başında. İnsan mümin fıtrat üzeri temiz bir fıtrat olarak yaratılmıştır. Kişi kendi iradesiyle yanlışı tercih eder. Kişi kendi iradesiyle yanlışın içerisine girer. Ve o yanlıştan dönmek de onun elindedir. Dönebilir. Nice alkolü bırakan, sigarayı bırakan, uyuşturucuyu bırakan, yanlış işleri bırakan, kumarı bırakan insanlar var. İradesiyle ona başladığı gibi iradesiyle onu bırakabiliyor da. Neden? Fıtratta öz temiz. Yeter ki o duyguları öldürmesen. Yeter ki o duyguları öldürmesen. Ya. O yüzden fıtratımızla çelişen, fıtratımızla çatışan, inkar gibi bir halin içerisine girmeyeceğiz. Girmeyelim de, girenleri de Rabbim muhafaza buyursun inşallah diyoruz. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geliyoruz efendim. Rabbim inşallah cennetle müjdelendirsin hepimizi. Gönlümüzde daha dünyayı cennet haline getirsin. Kalbimizde cenneti yaşatsın. Rüyetiyle bizleri mükafatlandırsın. Murad ediyoruz, arzu ediyoruz. Hep birlikte İslam alemi olarak o cihette emirleri yerine getirmekle Rabbimizin rızası çerçevesinde hareket etmeye çalışıyoruz. İnkardan ve şirk koşmaktan Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Cehennem azabı gibi bir haletten bizleri muhafaza eylesin inşallah diyoruz. Evet, haftaya aynı saatte farklı güzel mevzular eşliğinde İman Hakikatları programında buluşmak ümidiyle sağlıcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.